Yeni nesil televizyonculuğun adresi TV9 İzmir ekranlarında yerel seçime doğru programıyla karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz İbrahim Akın. 28. dönem DEM Parti İzmir Milletvekili, aynı zamanda DEM Parti eş genel başkan yardımcısı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi olmak için uğraşıyoruz. Seçim atmosferi artık yaklaştı. Evet, heyecanlı. Evet. İzmir'de yerel seçimde ilgili sizden biraz bilgiler alalım. Sonra bir farklı konulara da geçelim istiyorum. Tamam. Nasıl çalışmalar yerel seçimde şu anda? Şöyle diyelim, bu yerel seçimler çok tartışmalı bir süreçten geçti. Oldukça. Evet, farklı dinamiklerin tartışmaları ve sonuçlanması zaman aldığı için İzmir bakımından da biraz biz gecikmeli başlamış olmanın bir takım sıkıntılar yaşadığımızı söyleyebilirim. Ama şimdi seçim atmosferine girdik. Bütün adaylarımız sahada çalışıyor. Biliyorsunuz büyükşehir adayımız Akın Birdal ve Türkan Aslan. Her iki arkadaşımız İzmir'de ve genel olarak Türkiye'de sevilen arkadaşlarımız, büyükşehir adaylarımız olarak. Ama her ilçede de çalışmamız var. 28 ilçede çalışma yürütüyoruz. Tabii ki biz bir Nevruz'la kutlaması içerisindeyiz. Ama Nevruz günü pazar için uygun olduğu için bizim açımızdan 17 Mart'ta hem bir mitingimizi yapmış olacağız. Ama aynı zamanda da Nevruz kutlaması yapacağız. 17 Mart'ta saat 12'de Gündoğdu Meydanı'nda ara startımızı vermiş olacağız. Tabii sonrasında 13 günümüz kalıyor. Bu 13 günde daha güçlü bir şekilde toplumsal hayatta ilişkilerimizi güçlendirmeye, etkili olmaya çalışacağız. Son zamanlarda artık seçime girdiğimiz, tanıtım yaptığımız ve herkes tarafından bilinir olmasına bağlı olarak ilginin odaklanmasının artarak devam ettiğini görüyoruz. İzmir farklı dinamiklerin, tepkilerin çok fazla olduğu yer. Bize hem seçmenlerimizden, yani şimdiye kadar oy verenlerden, evet, hem de biz şimdiye kadar oy vermeyenlerden ilgi alaka olduğunu görüyoruz. Onu söyleyebilirim. Ama bu genel seçim havasına gidiyor biraz yerel seçim. İzmir'e dair sözlerimiz, biz ciddi bir hazırlık yaptık. Ama daha çok genel seçimin politik atmosferinin yansıması gibi gidiyor. Yani 2023 Mayıs seçimlerinin yarattığı etkinin devamı gibi süren bir tartışma var. Hem genel kamuoyu için böyle, hem de İzmir için de böyle gibi gözüküyor. Bir siyasal hesaplaşmanın üzerinden gidiyor. Yani bunu şunun için söylüyorum. Bir taraftan rejim kendini daha güçlü bir şekilde yaşadığı bütün ekonomik, sosyal, siyasal krizlere rağmen destek almak istiyor. 4-5 yılını aldığı destekle devam ettirmek istiyor. Biraz güven oyu. Ama evet, güven oyu niteliğine geldi. İstanbul gibi, Ankara gibi, diğer büyük şehirler gibi. Yani 2019'daki kaybettiği büyük şehirleri kazanmak, merkezi olarak elde etmiş olduğu, parlamentoda almış olduğu gücünü yerelden almak istiyor. Ama bence bu dönemde çok fazla sözü yok. Tamamen bir tarz korku yaymaya çalıştılar. O çok açıkçası halk tarafından kabul görmedi. Yani bize oy verirseniz hizmet gelir, bize oy vermezseniz hizmet gelmez tehdidi. Aslında normalde kırıntısı olan demokraside bile söylenecek sözler değil. Şimdi ancak siz, faşizan dönemlerde söylenmiş. Şöyle sözler. Algılamayalım mı oradakini? Biz daha iyi belediyecilik biliyoruz. Bize oy verirseniz hizmet daha iyi mi gelir dedi acaba? Çok iyimserseniz. Öyle mi? Çok iyimserseniz. Tam tersine şöyle bir durum var. Yani güç bizde diyor, yetki bizde diyor, imza bende diyor. Yaptığı her türlü kanunsuz kararlarla beraber, anayasayı bile yok sayan tarzlarla beraber kendisinin yani muktedir olduğunu göstermeye çalışıyor. Artık demokrasi falan değil, muktedir olmaya çalıştığını gösteriyor. Ve bunu toplum nezdinde kullanmaya çalışıyor. Bizim toplumumuz da maalesef giderek bu 20 yıllık zaman içerisinde örgütlü olma kabiliyetini, toplumsal güç olma kabiliyetini zayıfladı. Ve bunun etkisiyle de Erdoğan güç gösterisi yaparak, korku salarak insanların o anda ya bunlara destek verirsek hiç olmazsa başka türlü sorunlarımız çözülür gibi günlük düşünme halinin çok fazla olduğunu düşünüyoruz. Bu genellikle ama sadece bizim toplumumuzda değil, Orta Doğu toplumunda güce bağlı hareket etme çıkarını orada da daha çok somutlaştırma kültürü maalesef var. Örgütsüz toplumlarda bu durum var yani. Ama tepki aldığını gördük. Hem Hatay'da hem de başka illerde yaptığı tehdit bence tepki aldı. Şimdi bir mağduriyet politikasına geçti. Yani sanki o iktidarda değil de işte bana bir kez daha oy verirseniz işte bu ülkede daha iyi şeyler yapacağım. Son oyu istiyorum sizden. Bundan sonra vallahi istemiyorum falan hallerinde bir durum var yani. Yani şeyi de bana bağlıyorsunuz. Ben hani bırakıyorum artık bu benim son seçimim demesi de. Evet. Öyle işte. O mantık aslında biraz buraya geldi ama şimdi birbirini çelen işler yapıyorlar. Erdoğan böyle bir mağduriyet politikası üzerinden toplumsal destek almaya çalışıyor.
Ama bakanları da Erdoğan'a sıkı sıkı sarılarak eğer istersen biz yasal değişiklik yaparız, seni bir kez daha başkan yaparız falan havası içerisinde bir etrafından ona sahiplenen bir duygu atmosferi yaratmak istiyorlar. Bu aslında bir algı yönetimi bakımından planlı yapılan işler bence. Yani şu anda onun iletişim başkanlığı etrafındaki milyonlarca sosyal medya, başka medya kanallarıyla bunu sürekli ölçüyorlar, tartıyorlar ve buradan kullanmaya çalışıyorlar. Ama bizim gördüğümüz şu, AKP siyaseten tükenmiş bir parti ve AKP yok zaten bence. Bir devlet politikası var içinde, AKP'nin dışında MHP'nin ve derin devletin olduğu bir yapı var. Son zamanlarda bunu artık gizlemiyorlar da. İşte İstanbul'da Çiller, eskinin bizzat bizim Toroslarıyla insanları katleden bir siyasetin temsilcisi. Öbür tarafta yine biliyorsunuz Elazığ'da Mehmet Ağar karşılayarak yaptı. Dolayısıyla Erdoğan aslında kendi gücüne değil aslında devletin içindeki egemen olmuş bir takım çetelerin, işbirlikçilerin yaptığı ilişkiler üzerinden varlığını yürütmeye çalışıyor. Hatta iddiaların bir kısmı artık bu Ergenekon veya başka türlü tanımlanan devletin içerisinde güçlerin etkisi ve onların daha çok belirleyiciliğiyle bu işlerin yürütüldüğü söyleniyor. Ve Orta Doğu siyaseti, dünya siyaseti onların etrafında daha çok hareket ediyor diye de iddialar var. Dolayısıyla bizim açımızdan eski AKP'nin oluşturduğu bir vizyon kalmamış durumdadır. Topluma vaat edeceği bir siyaset de ve çözüm önerileri de yoktur bence. Peki o zaman şimdi yerel seçim için özelinde konuşuyoruz şu an için. Tabii diğer konulara geçeceğiz ama burada adayların da çok bir önemi ya da projelerin de çok bir önemi kalmadı. Sanki böyle de çok az konuşuluyor. Sizin tespitiniz doğru. Hani siz de bir gezdiğiniz için. Bu bir genel seçim provası. Bir sonraki seçime hazırlık. Herkes kendini tartıyor gibi. Sanki yerel seçim havası da yok. Hatta gördüğümüz reklamlarda, tanıtımlarda da bunu ben kişisel olarak söylüyorum. Yani siz de bu izlenime herhalde sahipsiniz bilmiyorum ama. Yani şimdi, belediye başkanlığı seçime evet, farklı bir seçim olması gerekiyordu aslında. Şimdi İstanbul'da biraz daha farklıydı gittiğim gördüğümde ama İzmir'de İzmir'in biraz politik iklimine, insanların tepkisine, Erdoğan'a karşı ve AKP'ye karşı tepki de bildikleri için adaylar gizliyorlar partili kimliklerini. Mesela tanıtım reklamında daha önce de konuşmuştuk. Hamza'da AKP logosunu kullanmıyor. Sanki bağımsız bir aday gibi kendini oyuna çıkartmaya çalışıyor. Bizim gördüğümüz bu anlamda İzmir'den AKP'nin destek alarak yani partiyle bağlantı olarak destek alacak bir pozisyon olmadığı gözüküyor. Onu şöyle izah ettiğini gördüm bir kanalda. Yani ben aslında halka hizmetmek için siyasi ol kimliğimle değil doğrudan herkese eşit mesafede olacağım için bunu yapıyorum gibi gerekçelendiriyor ama bu sahtekarlık aslına bakarsan. Herkes biliyor ki o AKP adayı. Herkes biliyor ki aslında Erdoğan ne derse onu yapacak aslına bakarsan. Öyle bir hakları yok. Bunlar biliyorsunuz emredersin Cumhurbaşkanı dediği zaman her şey bitiyor. Dolayısıyla Hamza Dağ'ın burada özgün olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'nı kazandığında genel olarak Erdoğan'a rağmen, rejime rağmen yapabileceği işlerin ben hiç olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir yetkileri yok zaten. Dolayısıyla Hamza Dağ'ın o sahtece ben aslında İzmir'de bireysel olarak Hamza Dağ olarak adayım gibi yaklaşımlarının tamamen bir manipülasyon olduğunu düşünüyorum ve halkın oyunu almak için kullanılan bir propaganda yöntemi yani. Peki şimdi buraya belki biraz sonra geri döneriz ama dün akşam işte Cumhurbaşkanlığı tarafından bir açıklama yapıldı. Yine bölgemizle ilgili olduğu için Akbelen'le ilgili söyleyeceğim. Sanırım bir iptaller söz konusu oldu. Siz konuyla da çok ilgilisiniz. Onun için ben detaya girmeden size bırakmak istiyorum. Bu konu için diyeceksin. Doğru bir şey yapılmış olmadı mı o zaman şu anda? Ya şimdi sonuç olarak şöyle bir durum var. Orada yıllardan beri yürütülen yaklaşık 25 yıldır 95'ten bugüne devam eden bir durum var. Limak diye bir şirket var. Bu Limak şirketi neredeyse oradaki kaymakamdan, validen, emniyet müdürlüğünden daha yetkili. Bizzat bizim gittiğimizde ben aslında 4,5-5 yıldır Akbelen'le sürekli uğraşan insanlardan birisiyim. Gittik, onun için geldik, sordum, biliyorum konuya hakimsiniz diye. Yani dolayısıyla oradaki valiyle de konuştuk, kaymakamla da konuştuk. İnsanlar büyük bir şekilde kendi varlıklarından, topraklarından, yurtlarından, evlerinden gece gündüz bomba patlatarak orada kovalanmak istiyor. Şimdi fiilen bir iş yaptılar. Bu kovalanma işini yasallaştırmak istediler ve Erdoğan'ın 4 gün önce kanun üstünde kararnameyle
Yaklaşık 184 parseli kamulaştırdılar ve Limak başta olmak üzere 5 tane şirkete orayı vermek istiyorlar. Yani oradaki maden şirketini kömür çıkartması için vermek istiyorlar. Ama insanların gerçekten hem kamusal arazisi hem de özel arazisinin böylesine el koyma işi normal olarak bir yasal, hukuksal boyutlarıyla yapılabilecek bir iş değil. Tepki çok fazla oldu bunun karşısında ve yerel seçim öncesi de biz açıkçası bunu yapamazlar diye düşünüyorduk. Yani orada köyde yaklaşık 150 civarında nüfus var. Necra diye oranın doğal bir, gerçekten halk önderi olan bir kadın arkadaşımız var. Hemen bizi aradı. Biz onunla biliyorsunuz mecliste olağanüstü toplanmıştı Akbelen'de. İyi bir çalışma yapmıştık. Ya başkanım, başımıza gelen biliyor musunuz, korktuğumuz oldu falan filan dedi. Bu kadarını yapacaklarını düşünemiyorduk falan diye anlattı kendisi. Ben dedim ki uğraşacağız, bu işin başka şeyi yok. Sonra dün akşam onu kaldırdıklarına dönük bir açıklama yaptılar. Tabii ki iyi bir şey. Yani en azından olumsuz, yasa dışı, kural dışı, insanların mallarını, mülklerini el koyma anlayışından vazgeçilmiş olması iyi bir şey ama yapan da kendileri, geri çeken de kendileri. İnsanın aklına şöyle bir şey geliyor. Acaba Erdoğan bu mevcut kararı çıkartırken önüne bir imza geldi, imzaladı, farkına varmadan sonra vaz mı geçti? Böyle değil ama biz biliyoruz bunu. Bence bizzat seçimler sırasında yapmış olduklarının farkına vardılar. Tepkinin çok yüksek olduğunu gösterdiler, gördüler. Ve onun üzerine bu hatalardan geri döndüler. Ama şunu da söyleyeyim burada. Hani iyimser değilim bu konuyla ilgili. Bunlar tekrar bu meseleyi seçim sonrası gündeme getirecekler. O kararı seçim sonrası tekrar önümüze getireceklerini düşünüyorum. Çünkü bunların ayakta kalmak için Türkiye'deki bütün kamuyu ve aynı zamanda ormanlarımızı, meralarımızı, her türlü şeyi satma konusunda çok kararlılıklarını ben Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan gördüm. Bunu çok net söylediler. Sadece bu değil bakın. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Bu kentlerimizde, birçok kentimizde, İzmir'de de kentsel dönüşüm problemi çok yüksek bir problem. Ve bunlar şunu yapacaklar, bu rezerv alanının diye bahsettikleri politikalar çerçevesinde örneğin Limontepe'nin önemli bir bölümünü komple işgal edecekler. Yıkacaklar ve yapacaklar. Aynen böyle ifade ediyorlar zaten. Ve oralarda insanlarımız için güzel işler yapacaklar, daha sağlıklı, dayanıklı kentler yapacaklar diye iyimser düşünmeyin. Tamamen oradaki insanların mallarına el koyacaklar, parası olana satacaklar. Diyelim ki uygun fiyatta maliyetine, bu parası olanın uygun fiyat maliyeti şimdi bir binanın bir dairesi 2 milyardan aşağı çıkmıyor. Oradaki insanlarımızın da bu parayı verme şansı bence yok. Büyük ölçüde mülksüzleştirme durumunda. Dün akşam inşaat maliyetleriyle ilgili açıkladılar. Evet. İşte 100 metrekare bir an 3 milyon TL civarında mal olduğunu zaten söylediler. Hani o insanların da o paraları yoktur zaten. Büyük evet, sıfır maliyet düşündüğümüzde böyle bir durum var. Bunu satacaklar. Alabilen alacak, alamayanlara şöyle diyorlar. Biz sizi mağdur etmeyeceğiz. Tahsis olan herkese orada bir bina vereceğiz. Ama o bina orada kiracı olarak kalacaklar. Herhangi bir ödeme yapmayacaksınız ama diyelim ki sizin tapulu bir yeriniz var. Size ölünceye kadar orada bunun kalmasını sağlayacaklar. Kalma hakkı verecekler. Ama sonrasında o bina devletin olacak ve kendi mülkiyetine sahip olan insanların örneğin eşine, çocuklarına geçmesi gibi bir durum söz konusu olmayacak. Sadece tapu sahibi olan insanın orada kalma hakkı olacak. Böyle bir uygulama yapıyorlar. Yani o bakımdan bu kentsel dönüşüm rezerv alanı politikası AKP açısından tam bir rant alanı politikası haline gelmiş durumda. O boşta kalmış, sıkıntıya düşmüş bütün inşaat şirketlerine alan açmak istiyorlar. Böyle bir durum var. Yani orada şey var ama siz şeye hala şey diyorsunuz değil mi? Bu karar, geri adım atmak gözünde bakmadınız evet. Akbelen için söylüyorsunuz. Yani bu konuda, seçim öncesi diye düşünüyorsunuz. Tamamen taktik olarak yaptıklarını düşünüyorum. Yani ben tabii ki burada yorum yapacak bir konumda değilim. Sizlerle bunu konuşuyoruz ama hani biz olaya şöyle de bakabiliriz. Evet, hata yaptık. Şimdi de geri döndük. Evet. Bu iyimserliğimiz olsun. Keşke öyle olsun. Biz bunu seve seve zaten bu destekleriz. Konuda desteklersiniz. Desteklersiniz. Ama bu konuda iyimser değiliz. Çünkü bunların merkezi olarak planlarında Türkiye'nin birçok yerlerine el koymayı, satmayı düşünüyorlar. Çünkü ekonomik krizden başka türlü çıkamayacaklarını düşünüyorlar. Kaynakların bittiğini görüyoruz. Örneğin bu konuda elinde biraz kaynak olsalar, inanın seçim öncesi emekleri tabiri caizse, tırnak içerisinde söylüyorum, kandırmak için 10 bin lira daha verebilirler. Ama böyle bir kaynakları yok şu anda. Onun için açık açık diyor ki Erdoğan, bütçemiz şu anda emeklilere daha fazla vermeye uygun değil diyorlar. Ama biz de iddia ediyoruz ki eğer doğru planlanırsa,
kime hizmet etmek konusunda karar verirlerse, sadece şirketlerin varlığını korumak için onlara peşkeş çekilen bütün bu alanları değil, insanlarımızın daha sağlıklı, insanca yaşama koşullarını temin etmek için harekete geçerlerse, Türkiye'nin kaynağı var ve bu kaynak temin edilebilir. Yani tercihlerle ilgili, kimin yanındasın, kimin karşısındasın meselesiyle ilgili. Şu anda 16 milyon seçmenimiz, aslında seçmen düzeyinde emekli olan var ve bunlar çarparsan ciddi bir rakama tekabül ediyor. Ve şu anda AKP'nin en büyük korkusu emeklinin yaratmış olduğu mağduriyet ve asgari ücretle çalışan insanlarımızın ekonomik olarak zor durumda kalmasına bağlı olarak buradan alacakları tepkiyi bence görüyorlar ama çözümsüzler şu anda. Çözüm politikası konusunda yine başka manipülasyon yapmak istiyorlar. İşte bugün 3 tane bakanı Irak'a gönderdiler. Irak'ta seçim öncesi yapabilirler mi bilmiyorum ama seçim öncesi ya da seçim sonrası bir tekrar bir operasyon yapmak istiyorlar. Bize göre Irak'ta 100 kilometre içeri girerek yapılmış olan şey uluslararası hukuka göre uygun değil, yasal değil, meşru değil. Bir savaş suçu işlenmiş gibi bir pozisyona düşecekler ve Erdoğan'ın hakkındaki uluslararası mahkemelerdeki sicilinin artmasına sebep olan bir sonuç üretecek bu. Ve dolayısıyla işgalci duruma düşmüş bir devletin başkanı olarak da yargılanma ihtimali bile vardır. Böyle bir ihtimal var. Peki bu bir anlaşma sonucu olmayacak mı Irak hükümetiyle yani? Şimdi şöyle, bence gidiyorlar, biraz uluslararası diplomasi yapıyorlar ama dün akşamki Erdoğan açıklaması, biz kimseden herhangi bir olur beklemek zorunda değiliz. Gerekirse yapacağız diyorlar ama bunun sınırları 30 kilometre sınırlar içerisinde uluslararası hukukta bir yasal yetkileri var ama 150 kilometre girmek gibi yetkileri yok. Onu öyle yorum yaparak kullanmaya çalışıyorlar. O bakımdan bence uluslararası destek alma ihtimalleri yok. Sadece Irak'la bir anlaşma yapabilirlerse öyle bir ihtimal var. Biliyorsunuz Irak, İran ve Suriye şu anda Türkiye'nin yürüttüğü politikaya itiraz ediyor. Ya. Rusya da itiraz ediyor. Bunu bu kadar yapamazsın diyor. Anlaşabilme ihtimalleri yok ama onlar bir ters hangi karşılıklı işbirlikleri yaparlarsa çözüm üretirler konusunda galiba bir çaba içerisindeler. Irak hükümeti destek vermemesine rağmen, olur vermemesine rağmen yaparlarsa açıkçası bir ülkenin başka bir ülke tarafından işgal edilmesi gibi bir pratik olarak hukuksal bir sorunla karşı karşıya kalacaklarını düşünüyoruz. Umarım bu durum olmaz çünkü bu öyle bir noktaya gelir ki bugün Irak olur, yarın İran olur, öbür gün Suriye olur, öbür taraftan Yunanistan olur ya da Bulgaristan olur. Bu tarz iyi bir yöntem değil. Yani dünyada bizim şimdiye kadar 100 yıllık Cumhuriyet tarihinde bölgedeki ve kıyılardaki insanlarımızla, yani komşularımızla savaş haline girmek diye bir politikamız bizim hiç olmamış durumda. Bu yeni bir durum. Dolayısıyla biz hani riskli görüyoruz. Biraz 3. Dünya Savaşı'nın ayak sesleri gibi görüyoruz bunu. Bu durum tehlikeli bir durum olduğunu düşünüyoruz. Bunun en fazla cezasını, en fazla ızdırabını başta kadınlar, çocuklar, aynı zamanda bütün halk çekiyor. Çünkü savaş demek aslında kan demek, gözyaşı demek, acı demek. Yaşanan Filistin meselesini çok yakından görüyoruz oradaki durumu. Ya da bölgede zaten yaşıyoruz. Yani ben kısacık da oraya değinmek isterim. Yani bu konuda da sizin bir yorumunuzu almak istiyorum. Şimdi orada insanlara yardım dağıtılıyor. Yardım dağıtılırken tekrar ateş ediliyor. Bu bölgeden bu tarafa gidin güvenli deniyor. Güvenli bölgede. Hani burada da bir tuhaf bir durum var ve dünya sesini çıkarmıyor. Ya şimdi şöyle, orada dünya, da benzer bir şey mi var? Bir işgal planı mı vardı? Eskiden bunlar yapılamazdı. Yapıldığı zaman çok büyük tepki olurdu ve devletler de bu otokontrol sistemine ve hukuk sistemine göre de hareket etmeleri kolay olmazdı. Ama bizim gördüğümüz dünyanın hani çivisi çıktı denir ya, aynı durumdayız. Dolayısıyla dünyada birbirini denetleyen otokontrol sistemi kalmadığından dolayı gücü yetenin gücü yetene hükmettiği, her türlü hukuksuzluğu yaptığı bir duruma gidiyor. Şimdi örneğin diyelim ki bir 30 yıl önce düşünün, şu andaki İsrail'in Filistin'e yaptığını kolay kolay yapamazlardı. Ama şimdi şöyle bir durum var, dengeler kaybolmuş durumda, herkes bir ittifak içerisine giriyor, bir paylaşım savaşı atmosferi yaşanıyor, insanlığın kazanmış olduğu haklar ortadan kalkmış durumda. Yani evrensel beyanname diye bahseden insan hakları evrensel beyannamesinin bir kabulü konusu bile artık şu anda geçersiz hale gelmiş durumda. O bakımdan yeniden bu hukuku oluşturma konusu dünyanın bence temel sorunlarından birisi gibi gözüküyor. Biliyorsunuz Filistin meselesi sadece Filistin meselesi olmaktan çıktı.
Hindistan'ından, Çin'inden, Japonya'sından, İngiltere'sinden, Fransa'sından, Almanya'sından herkes gemilerini oraya yığdı. Rusya, Amerika tabii bunun başında geçiyor. Ve herkes orada herhangi bir çatışmada kimin kiminle kavga edeceği belli değil. Belli değil. Böylesine bir yaşanmış süreç. Amerika liman kuracağını falan söyledi. Hani savaşa durmasına ne kadar hizmet edecek bir şeydir o liman? Hani onu da ayrıca tartışmak gerekir herhalde. Oraya liman kurma fikri nedendir diye. Ya şöyle, bence Amerika'nın büyük hedefi içerisinde İran var biliyorsunuz. Bu özellikle Suriye ve Irak sonrası İran'la yıllardır yürüttüğü bir şey var ama İran'da biliyorsunuz Hindistan, Çin, Rusya ile farklı farklı bağlantılar kuruyor. Amerika İran kavgasından ve mücadele şeyine savaşından çok, bence bölge savaşına çok fazla zemin hazırladığı için bu dengeleri dikkate alarak savaş ortamı mümkün olduğu kadar dolaylı yapılmaya çalışıyor, vasıtalı yapılmaya çalışıyor. İşgalden çok yukarıdan bombalarla birbirini vurmaya başladılar son zamanlarda ama bunun sonuna doğru geliyor sanki. Yani artık bu yöntem, hani biz ona vesayet savaşı diye bahsediyoruz. Vesayet savaşları bitti. Doğrudan bir karşı karşıya gelme pozisyonuna doğru gidiyor bu durum. Tehlikeli gidiyor. Yani dünya için siz de bir tehlike görüyorsunuz ki nedense zaten bu coğrafyada çıkıyor büyük savaşlar. Evet. Buradan kaynaklanan bir sıkıntı var. Yani Afrika ile Orta Doğu bu paylaşım savaşının merkezi haline geldi. Buralar tam oturmuş bir yapıya sahip değil. Orada dengeler çok değişken, işgaller ve savaşlar oluyor. Bir de gerçekten buranın yeraltı ve yerüstü kaynakları hala da bir paylaşım savaşının gerekçesi haline gelmiş durumda. Özellikle enerji politikaları bakımından böyle bir durum var. Biliyorsunuz petrol meselesi bunun başında geliyor ama artık petrol kaynakları tükenmekte. Hatta enerji meselesi artık petrolden daha bağımsız, farklı yöntemlerle üretilmeye çalışılmakta. Umarım bu petrol meselesi gündemden düşer de hem o bizim için fosil yakıtlar meselesi hava kirliliğini ve iklim bozulmasına sebep oluyor. Ondan vazgeçerler. Başka türlü teknolojiyle elektrik ve enerji üretimi sağlanabilir ve bu savaşlara vesile olan petrol meselesi de ortadan kaldırılabilir. Sizde her sohbet güzel gidiyor. Böyle daldan dala atlıyoruz ama tabii gene programımızın adından dolayı seçim kısmına dönelim. O yerel seçimde biraz kısacık da ben şey değineyim, İstanbul'a değineyim. Daha önceki seçimde işte Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte hareket edilmişti. Şu anda orada da bir aday var. Evet. Burası ile ilgili bir öngörünüz var mıdır ya da söylemek istedikleriniz nelerdir? Çünkü şimdi, sonuçta bir oyunuz var sizin. Evet, bu biliniyor. Çok da net bilinen bir şey var. Acaba komple şey yapabilecek misiniz? Kendi seçmeniniz size mi gelecektir? Ne gibi öngörüleriniz var ya da öyle söyleyeyim şimdi. Şöyle oldu. Biz Batı yakası ile ilgili bir kent uluslararası çerçevesinde çeşitli görüşmeler yaptık. Biliyorum. İlk yere görüşmeler de yaptınız. Bir yerden sonra yürütülemedi o iş. Şimdi İstanbul'un bir kısım yerlerinde açıkçası bir tarz anlaşmalar söz konusu olmuştur ama bütününde olmadı. Evet. Bizim orada 17 ilçede adayımız var. Ayrıca büyükşehir adayımız var. Şimdi şöyle, genel olarak bizim ana eksen politikamız şu. AKP'nin bu seçimlerden çok güçlü çıkmasını arzu etmiyoruz. Çünkü şu andaki otoriter baskıcı rejim halkın iradesini bir kez daha alırsa, bir tarz referandum gibi AKP çok daha güçlü çıkarsa, burası Türkiye açısından iyi bir şey olmayacağını görüyoruz. Ama bu şu anlama gelmiyor. Bizim politik olarak kendimizi ifade etmek, örgütlenmemizi sağlamak, adaylarımızı çıkartmamız anlamına gelmiyor. 2009'dakinin aynısını yapma koşullarımız maalesef yok. Bu bizim için böyle olduğu kadar bütün partiler için de böyle oldu farkındaysanız. Örneğin şeyde İstanbul'da 49 tane büyükşehir adayı varmış. Şimdi parçalanmış bir muhalefet var ve bence parçalanmış bir iktidar pratiği de var. Yani o Cumhur İttifakı bence dağılmış durumda. Dolayısıyla bu denklemler bence eskisi kadar yani iki parti arasında ve iki aday arasında gibi gözükmüyor. Bu bir avantaj aslına bakarsan. Dolayısıyla şu andaki oradaki yani mevcut belediye başkanı farklı ilişkileri toparlamış gibi gözüküyor. Böyle bir ihtimal var. Anketlerden baktığım kadarıyla 2 puan önde gözüküyor. Bu tabii ki önemli. Ama bizim açımızdan da şöyle bir durum var. Biz seçmenimize bir politik mesaj vermek, onlarla beraber yeni bir sürecin örgütlenmesini de sağlamak istiyoruz. Nedeni şu, bölgede biliyorsunuz ciddi bir şekilde kayyum politikası var. Ama Batı yakasında bizim seçmenlerimizin partiyle olan bağını, örgütsel faaliyetlerimizi, hedeflerimizi, gerçekten bu ülkede kayyum karşısındaki tutumumuzu net bir şekilde vermek, artı aynı zamanda daha özgürlükçü, daha demokratik, daha barışçıl,
yerel, ekolojik, demokratik bir yönetim politikamızı anlatmak istiyoruz. Öbür türlü parti varlığını sorgulayan bir durumla karşı karşıya kalındığı için biz Büyükşehir adaylığını bu bakımdan da önemsedik. İzmir'de de varılan nokta gereği, bunun gereğini yapmaya çalıştık. Adaylarımızın şöyle bir özelliği var. Tabii ki bunu en iyi temsil edecek insanlarla yapmaya çalıştık. Meral bakımından, Meral bunun en iyi temsil eden adaylarımızdan birisi. Ankara için de farklı bir şeyimiz vardı. Biliyorsunuz Gülten Hanım aslında çok ciddi mağdur olan bir arkadaşımız. Yani 80'de cezaevlerinde çok ağır işkence görmüş. Sonra Diyarbakır Belediye Başkanlığı yapmış. Aslında sadece bir kimliğiyle değil, çok kimliğiyle temsiliyet kabiliyeti olan, kadın olması, Alevi olması, Kürt olması, aslında tipten gelen bir sol siyasetin içinde gereği olması bakımından Türkiye'nin vicdanına dönük bir sesi olması sebebiyle Ankara'da onun aday gösterilmesi bizim için açıkça çok kıymetliydi ve bütün kadın hareketi şu anda aslında Gülten Kışanak'ın sözcüsü gibi çalışıyor şu anda Ankara'da. Bu şu bakımdan önemli bizim için. Bu seçim atmosferi toplumsal mesajımızı güçlü bir şekilde vermek için, halka derdimizi anlatmak için, bu ülkede ortak vatanda birlikte yaşamak için kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Gülten Hanım bunun en iyi sembollerinden birisiydi bizim açımızdan. Dolayısıyla İzmir bakımından da benzer bir durum var. Akın Birdal ve Türkan Aslan bizim için bu sembollerden birisi. Birisi hakikaten İnsan Hakları Derneği Başkanlığı yapmış. Sonra bu davada mücadele ederken vurulmuş. Hayatını bunun için koymuş. Yine Türkan Aslan da bizim işte Deniz Poyraz arkadaşımızın avukatlığını yaptı. Birçok insanın avukatlığını yaptı. İzmir'de de bilinen, tanınan sembollerden birisi. Biz topluma, ya biz bu ülkede birlikte ortak vatanda yaşamak istiyoruz, barış istiyoruz, demokrasi istiyoruz ama aynı zamanda yerel yönetimlerde güçlü söz sahibi olmak istiyoruz. Çünkü bu merkeziyetçilik meselesinin karşısında mesajımızı ancak yerel yönetimlere sahip çıkarak yapabiliriz. Kayın politikasını ortadan kaldırmak, batıda da her yerde sesimizi, sözümüzü ve temsiliyetimizi sağlamak bakımından diye bir çalışma içerisine girdik. Yani İstanbul için dediğim gibi dönersem umarım AKP ile olan mesele orada halledilebilir. Murat Kurum doğru bir aday olmadığını herkes tarafından görülüyor. Aslında Murat Kurum değil, orada memur olarak atanmış Erdoğan'ın temsilcisi gibi diye düşünmek lazım. Kimin olduğu da çok önemli değil açıkçası. Burada Hamza Dağ kimin olduğu çok önemli değilse Murat Kurum da çok önemli olduğu değil. Çünkü tam merkezden yönetilmek istenen ve bu kentleri politik olarak yağmalamak isteyen bir zihniyetle karşı karşıya olduğumuz için bunun itirazını bizim güçlendirmeye ihtiyacımız var. Peki bu bağlamda şunu sorayım. Afyon adayı şöyle bir şey söyledi. Burada birlikteyiz ama DEM ve Hüdapar hizmet vermeyiz ya da birlikte olmayız gibi bir açıklama yaptı. Buna tepki, büyük tepki İstanbul'dan, Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. Bu size bir yakınlaşma adına mı yaptı sizce? Hani ya da böyle bir yetkisi var mıydı bilmiyorum İmamoğlu'nun bu konuda. Ya şöyle bir aday yani, için hani kendine ya bir iş bulsun Burcu ya bir parti dedi. Burcu Köksal'ı tanıyorum. Mecliste grup başkan vekiliydi. Bizim iyi kötü insan ilişkilerimiz de vardı. Benim için böyle bir mesaj çok sürpriz olmadı. Afyon'daki insanları biraz kendine çekmek için konsolidasyon için yapılmış bir hamle olduğu kadar daha belirleyici olan bence Afyon'da bizim mesela Demli seçmenimiz çok zayıftır. Dolayısıyla Demliler karşısında tutum olarak yapacağı iş sadece oradaki MHP'ye kaçan oyları, İYİ Parti'ye kaçan oyları. Hani ben de en az sizin kadar milliyetçiyim demek istiyor benim gördüğüm. Ama asıl bir başka durum var. Bence bu politik olarak Afyon'u aşan bir politik sonuca neden oldu. Çünkü bir tarz CHP içerisindeki mevcut duruma bomba atmış gibi oldu aslına bakarsan. Yani örneğin İmamoğlu'nun İstanbul'daki var olan çalışmasını bozan bir şey oldu. Onun için İmamoğlu da buna ciddi bir tepki gösterdi. Hatta ben bu tepkinin gösteriliş biçiminin normal olarak doğru bir iş olduğunu düşünüyorum. Ama bu kadar hamle almasının sebebi de CHP içerisindeki liderlik meselesinde rol üstlenmiş gibi de bir pozisyona sanki geldi. Sanki öyle bir durumda gibi konuştu. Evet, öyle bir duruma da geldi. Ama şöyle düşünün, belediye başkanısınız, seçilmişsiniz. Zamanda hangi daraldı. Hangi partiden olduğunuzun önemi yok. Kendisi aynı zamanda Burcu, hukukçu. Evet. Şimdi bir vatandaşlara ya da bir grup vatandaşlara ya da bir takım seçmenlere parti üzerinden onlara kapımız kapalı demek aslında bence hukuken de fiilen de mümkün değil, doğru da değil. Bunu söylemek ayıp yani aslına bakarsan. Yani şunu söylemek istiyorum. Bunun bir karşılığı yok. Bunun doğruluğu da yok. O nedenle İmamoğlu politik olarak doğru bir iş yaptı. Ben belediye başkanı olduğum zaman ona hizmet edeceğim, buna hizmet edeceğim. Bir şey söyleyemezsin. Bunu söylüyorsan CHP'de olamazsın. İşte işine bak. Başka parti arayacak, ara diyecek kadar sert refleks gösterdi.
Bence bu tutumun, bu politik tutum şahsında önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu kim yaparsa yapsın, ister CHP'li yapsın, ister MHP'li yapsın, ister İYİ Parti'li fark etmez. Biz mesela böyle bir kültüre sahip değiliz. Biz zaten herkesi kapsayan bir siyaset yapmaya çalışıyoruz. Sizdeki herhangi bir aday böyle bir açıklama yapabilir mi? Bizim böyle bir arkadaşımız olamaz. Yani şu gruba ya da bu gruba hizmet etmem yok, diye. Yok, böyle bir açıklama yapamazlar. Çünkü böyle bir politikamız olamaz. Biz kimseyi düşmanlaştırarak siyaset yapmak istemiyoruz. Mesela en fazla bu ülkede darbe yediğimiz, saldırı uğradığımız, haksız uğradığımız parti AKP'dir ya da MHP'dir diyelim. Onlar için bile böyle bir şey söylememiz mümkün değil, doğru da değil. Biz partilerle böyle ilişki değil, aslında partilerle demokratik ilişki kurmasından yanayız. Hele hele yerel yönetimlerle ilgili belediye başkanı olan birisinin bunu söylemesi gerçekten hani çok fazla ağır laf etmek istiyorum ama ayıp yani, böyle bir şey söylenemez. Yani biraz orada siz oranın mevcut yapısına hitap etmeye çalıştığı diye düşünüyorsun yani ama herhalde maksadı açıyor. Ben kendisini biliyorum. Babasının aslında öğretmen bir vatandaş. Ben Uşaklıyım, o da Afyonlu. Yani biz komşu illerdeniz. Bir takım şeyleri de konuştuğumuz için biliyorum. Bu aslında yani Afyon'daki seçim başarısına katkı sağlayacak bir hikayenin ötesine geçti. Çünkü Afyon'un dinamikleri belli. Herkes birbirini bilir. Kime nasıl oy vereceğini de bilir. Bu ona çok bir şey kazandırmaz ama zarara büyük olabilirdi. Onu çözmeye çalışıyor ama hala bizim toplumumuzda mesela bu kadar açıktan parti ismi vererek itiraz etmesi, onları kabul etmiyoruz demesi korkunç bir tepkiye sebep oldu. Yani bu kolay silinmez yani, onu söyleyebilirim. Yani bu tabii iktidarın da belki hoşuna gitmiş bir tepki de olabilir yani. İktidar bunu alkışlamıştır yani. Evet. Çok net söyleyeyim. Yani tam da işte bu gerekiyor bize diye. Hatta bunu biliyorsunuz kendi medyalarında çok fazla kullandılar. Evet. Çok fazla kullandılar. Onu kasıtlı da yapıyorlar. Bence CHP'nin bu duruma düşmemesi için çok daha net tutum olması lazım. Çok net tutum olamadılar. Onu da söyleyeyim. Peki Özgür Bey, Özgür Özel yani, çok fazla. İmamoğlu kadar tutum alamadım. Yok, zaten sadece oradan tepki geldi. Onun için söyledim. Yani o yetkiye sahip mi derken o anlamda söyledim. Herhalde kendini şey hissetti, cevap verme ihtiyacı hissetti orada. Tabii. Peki Özgür Bey, çok fazla İzmir'de. Hani şimdi İzmir Cumhuriyet Halk Partisi kale diyor. 2-3 gündür hiç gitmiyor. İlçe ilçe geziyor, dolaşıyor. Bir şey mi görüyor acaba? Risk mi görüyor? Hani siz de sahadasınız. Ya benim öngörüm şöyle. Tabii ki ya İzmir, da rutin normal olması gerekeni İzmir, yapıyor. Ege, Özgür Özel için Manisa olması sebebiyle daha çok büyük planları Batı yakasında, İç Anadolu'da, Karadeniz'de çok fazla sonuç alamayacaklarını görüyorlar. Herkes bir başarı hikayesi elde etmek istiyor. Çünkü aynı zamanda bu başarı kongre öncesi yaşanmış olan gerilimin sonuçları itibariyle parti içerisinde güç elde etmenin de bir vesilesi olacak. Özgür de genel başkanlığını bu bölgedeki başarısıyla kıyaslayarak yapacak gibi gözüküyor. Sonrası için İmamoğlu zaten İstanbul başarısıyla kendi pozisyonu yapacak. Gördüğüm kadar İstanbul'a çok gitmiyor Özgür Özel. Ege'de dolaşıyor. Böyle bir durum var. Bir iş bölümü ötesinde deminki bahsettiğim gerekçeler bence çok daha hakim gibi görüyorum. Dün Tire'deydi gördüğüm kadarıyla. Evet. Yani bizim küçük Menderes Havzası dediğimiz bölümdeydi. Öyle bir dolaşım var. Şimdi bunun içerisinde çalışıyorlar ama İzmir'de mesela geçen dönemde de iyi kötü beraber mesai yaptığımız için biliyorum. Bu dönemde motivasyon sağlayamadılar. Hem Büyükşehir adayının yarattığı bir enerji ortaya çıkmadı. Hem de ilçeler düzeyinde yeterince motivasyon sağlayamadıkları gibi bir durum var. Bunu çözmeye çalışıyor. Tunç Seyir'in açıklamasının bir etkisi var mıdır? Şöyle bir şey dedi. İlk kez farkın bu kadar kapandığını görüyorum dedi. İktidarla Cumhuriyet Halk Partisi arasında birkaç gün önce. Hani bu bir panik estirmiş olabilir mi? Olabilir çünkü. Çünkü Tunç Seyir bu söylediği, direkt söylediği bildiğim için söylüyorum. İlk kez bu kadar yakınlaştı dedi. Doğru. Yalnız şöyle bir durum var İzmir'de. 2019'a göre farklı dinamikler çalışıyor. Çok parti aday gösterdi. Dolayısıyla parçalanmış bir durum var. Bu parçalanmış duruma bağlı olarak sadece CHP'nin saf oyları var ve CHP içerisinde küskünlerin de yarattığı bir tabloyla aradaki makas açılabilir, hatta riske girebilir. Böyle bir ihtimal var diye gözüküyorlar. Anketlere bakıldığında bu risk var yani, öyle bir durum var. Makas daralmış gibi gözüküyor. Ama her şeye rağmen tabii ki biz burada İzmir'deki durumu görmek ve değerlendirmek durumundayız. Dolayısıyla yani mevcut rejim açısından bakıldığı zaman farklı riskler var. CHP'nin şu andaki sürdürdüğü politik bakımından farklı durumlar. Bizim de belki şimdiye kadar yerel seçimler açısından bakıldığında
İzmir'den çok güçlü oy almamız, destek almamız söz konusu gibi gözüküyor. Yapılan araştırmalar da bunu gösteriyor. Daha önce bir genel seçimde de alınmış bir oy var İzmir'de zaten. Evet, evet. Yani orada da bir rakam var. Metropoller içerisinde en fazla İzmir'den oy alabilme potansiyelimizin yapılan anketler de bunu gösteriyor, gözüküyor. Ama bizim adaylarımız çok daha iddialı. Hatta Türkan'a takılıyorum. Türkan, biz İzmir'in plakası kadar oy alacağız diyor. 135 oy alacağız diyor. Hedef koymak iyi bir şey, evet, tabii. Hedef çok önemli. Gerçekten ilgi çok olduğunu söyleyebilirim. Hem Hakkın Birdal'ın şahsında hem yürüttüğümüz çalışma şahsında önemli. Geç başladık ama iyi devam ediyor. Bu mitingimiz de, yani 17 Mart mitingimiz de bunun bir göstergesi olacak. İyi bir mitingle 13 günlük zamanda iyi değerlendirirsek İzmir'de ciddi sonuçlar elde edebiliriz. Yani İzmir aslında Türkiye siyasetinde bir önemli bir yer tutacak artık. Evet. Bunu görüyoruz bu seçimde. Evet. Bunu artık yerel seçimin bir adım ötesine de geçirmiş olacağız. Herhalde bir prova diyeceğiz. Şöyle bir durum var. 4 yıla yakın bir seçim olmayacak. Evet. Bu seçimsiz dönemde bizim temel iddiamız şu. Gerçekten Türkiye çok fazla seçim trafiğiyle yoruldu. Ama aynı zamanda seçimden insanların politik reflekslerini gösterdiği, tercihlerini netleştirdiği bir tarz demokrasi şöleni aslında bakarsanız. Ama sadece seçime sıkıştırılmış bir pratik de, siyaset de doğru değil. O nedenle biz mesela şöyle bir hedef içerisindeyiz. Bu toplum gerçekten örgütlü bir toplum haline gelmesi lazım. STK'sıyla, bütün sivil toplum örgütleriyle, partileriyle, kendi arasındaki dayanışmasıyla bunu yapamadığımız zaman meclise sıkıştırılmış, seçime sıkıştırılmış bir demokrasi aslında bizim gerçek anlamda hayatımızda olması gereken bir demokratik hayat ve demokratik bir ilişki değil. O nedenle biz bu seçimlerde aynı zamanda daha güçlü bir örgütsel kapasiteyi elde etmek, seçim sonrası bu mücadeleyi daha sağlıklı yürütmek için de bir çaba içerisindeyiz. Bu seçimler sadece aldığımız oylar, başkanlık seçimi ya da meclis üyeliği seçmemizle sınırlı değil, bize böylesine bir politik sonucu üretmesi bakımından kıymetli olduğunu düşünüyoruz açıkçası. Peki, teşekkür ediyorum. Başka eklemek istedikleriniz varsa onları da alalım. Sonunda da geldik programımıza. Evet, ben şöyle son bağlayayım. Evet, yerel seçimler gerçekten bir tarz daha önceki seçimlerin devamı gibi bizim açımızdan. Bir AKP rejiminin devamına destek ya da destek olmama haline dönüşüyor. Yerellerdeki politika çok fazla öne çıkmıyor belki ama bu yerel seçim aynı zamanda gerçekten yerellerde kimin ne önerdiğini de bilinmesi bakımından önemli. Biz yerel seçimlerde bu kentin temel sorunlarıyla ilgili daha çok bilgi sahibi, söz sahibi, çözüm sahibi olmak istiyoruz. Özellikle adaylarımızla bir broşür çıkardık. Orada bu ülkede gerçekten ulaşım sorunu İzmir'de çok fazla var. Su meselesi var, kentsel dönüşüm konusu var ve İzmir'in etrafında korkunç bir şekilde ekolojik yağma var. Bu ekolojik talan ve yağma kentin ortak hayatını ve geleceğini çok fazla etkilediğini düşünüyoruz. Çeşme'den, Urla'dan, Seferihisar'dan, Ala'dan yaşanan kirliliğin Türkiye'de özellikle İzmir'i çok etkilediğini düşünüyoruz. Bunlar karşısında iyi bir çalışma yürütüyoruz ve bu çalışmalarımızı önümüzdeki seçim sonrası toplumsal içerisinde çok daha güçlü olarak yürütmek istiyoruz. Bu mücadeleye bizimle beraber olan bütün herkesin destek vermesi, bize verilecek oyların bakımından bu mücadele destek olması bakımından kıymetli olduğunu düşünüyoruz. DEM Parti iki sefer isim değiştirerek bu duruma geldi. Belki partimizin tanıtılması bakımından da önemli olduğunu ifade etmek isterim ve İzmir'deki yürüteceğimiz mücadeleye bütün dostlarımızın katkı vermesi önemlidir. Bir başka şeyi unuttuğum için son kez onu da söyleyeyim. Ya şu anda bizim İzmir'de yaşayıp ama farklı farklı illerde seçmen olan arkadaşlarımızın bize başvurularsa onların oraya gitmesi bizim için çok önemli. Şu anda 54 bin civarında asker, polis ve başka türlü memur görevlendirerek bizim kritik olduğumuz yerlerde oraya insan göndererek değiştirmeye çabası var. Yani sahte seçmenlerle sonuç almak isteyen bir çaba içerisindeler. Her türlü çabamıza rağmen bunu değiştiremedik. Meclise itiraz ettik, hukuki olarak itiraz ettik. Şimdi de dava konusu haline getirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla İzmir'de yaşayıp da Türkiye'nin farklı illerinde olan insanlarımız bize başvururlarsa mutlaka oy kullanmaları için onların oraya götürülmesi konusunda elimizden geleni yapacağımızı, dolayısıyla bu seçimde kimsenin izleyici olmamasını, iradesini ortaya çıkartmasını
çıkartmasını, oy kullanmasını ve tercihlerini sandıkta göstermelerini özellikle rica ediyoruz. Herkese kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ediyorum böyle bir program için de ayrıca. Ben teşekkür ederim. Her zaman da bekleriz. Evet. Mümkünse sizin aracınızı da iletmiş olayım. Belki Akın Bey de gelmek isterse, projelerini de anlatmak isterse biz her zaman bekleriz yani. Tamam Akın Hocam'la görüşelim. Onu da katabilirseniz çok seviniriz. Biz her zaman. Tamam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bitirdik. Programın sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.